Merhaba arkadaşlar. Yine değerli bir arkadaşımızın talebi üzerine ki kendisi bu mesleğin içerisinde yabancı değil, bana atmış olduğu bir mesaj üzerine model şirketimiz Menderes. Geçmiş videoların içerisinde ben bu şirketi daha önce yaptıydım. Geçen sene falan yapmıştım arkadaşlar. Bir yıl oldu mu olmadı mı bilmiyorum. O videolardan da takip edebilirsiniz. Bu bir aracı kurumun yatırım uzmanının takibimde dediği işte teknikte, temelde böyle iyi diye nitelendirdiği bir şirketti. YouTube kanalındaki programında ben izlemiştim. Orada görünce ben o zaman şirketi değerlendirmiş, paylaşmıştım. O geçmişteki aynı şirketin eğitim videosunu incelerseniz ne dediysem bugün aynısı gerçekleşmiş herhalde. Şimdi son gelen bilançosuyla gene bir takım konularda filan konuşuluyormuş Menderes Tekstil. Bir bakalım yani nedir ne değildir. Öncelikle gerek iki yabancı gerek bizim yerli hocalarımızın risk değerlendirme modelleriyle Z-Score, S-Score ve sürdürülebilirlik analiz riskinde her üçünde de işletmenin yatırımcı açısından risk içerdiğini bize işaret ediyor. Yani şirket yatırımcının yatırım yapması açısından yüksek risk içerdiğini bize her üç modelde ortaya koyuyor. Aslında ben böyle üçü birden risk içeren şirketlere analiz falan yapmam ama çok sık konuşuluyormuş. Yani kulak dolgunluğunuz olursa bilin diye paylaşıyorum. Varlıklarından baktığımızda toplam aktifler içerisinde nakit ve nakit benzerlerinin bir önceki dönemdeki payı %1'miş. Cari dönemde %2,21'e artış kaydetmiş. Yıllık bazda %248 artarken brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem %2 olan payı cari dönemde %5,5'a çıkmış. Şimdi biz bunu nerede bakacağımızı biliyoruz değil mi arkadaşlar? Baktığımızda varlıklara vay be diyoruz %248 hazır değerleri, nakit ve nakit benzerleri, kasadaki keş para, bazıları öyle tabir ediyor, sıcak para, nakit para bir hayli diyorlar artmış. Ben daha bakmadım arkadaşlar. Birlikte bakıyoruz. Biraz sonra bakacağız. Ticari alacaklarına baktığımızda toplam yıllık bazda %33,5 düzeyinde artış sağlarken toplam aktifler içerisinde bir önceki dönem payı %10'muş, cari dönemde %8,21'e gerilemiş. Brüt işletme sermayesinin içerisinde ticari alacaklar bir önceki dönemdeki payı %20,5'muş, cari dönemde %20,21'e azalmış. Stoklar yıllık bazda %12,23 artarken toplam aktifler içerisinde bir önceki dönem %31 olan payı cari dönemde %21,5'a gerilemiş. Brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem %64 payı olan stoklar cari dönemde %53'e gerilemiş. Brüt işletme sermayesine baktığımızda %35,5 yıllık bazda arttığını görüyoruz. Toplam aktifler içerisinde bir önceki dönem %48,5 olan payı cari dönemde %40,5'a gerilemiş. Toplam sabit kıymetler içerisinde bir önceki dönem %94,5 olan payı cari dönemde %68,44'e gerilemiş.
Sabit kıymetlerine bakalım. Evet, toplam aktifler içerisinde işletmenin sabit kıymetleri %51 düzeyindeymiş. Bir önceki dönem cari dönemde %59'a artış göstermiş. Yıllık bazda %87,32 artmış. Tamamını öz kaynaklardan finanse ederek 1 milyar 082 milyon lira %62'lik bir cari fiyatlarla iktisadi varlık artışı sağlamış. Borçlarına baktığımızda toplam gelirler içerisinde kısa vadeli borçlarının payının kısmen gerilediğini görüyoruz. Yine uzun vadeli borçların payının da toplam gelirler içerisinde azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla net borçlarda cari dönemde payını azaltırken toplam kaynaklar içerisinde arkadaşlar düzeltiyorum az önce gelirler dedim kaynaklar olacak yani borçlar olacak. Gerek kısa vadeli borçların payı gerek uzun vadeli borçların payı gerekse net borçların payı toplam borçlar içerisinde cari dönemdeki payını azaltmış. Bunun yanı sıra yine toplam kaynaklar yani borçlar içerisinde öz varlıklarının payı yüksek ve hızlı bir oranda artış sağlamış. İşletme açısından bu borç görüntüsü gayet olumlu. Ama daha detaylı incelediğimizde işletmenin her şeyden önce yabancı para riski taşıdığını da görüyoruz. Ve yabancı para açığı mevcut işletmenin. Finansman kaynaklarındaki değişiklikler de finansmanda öz kaynağın katkısının %642 oranında artış sağlaması son derece mükemmel ve olumlu bir gelişme. Yine yabancı kaynakların yani borçların payı %24 düzeyinde azalması da son derece olumlu. Öz kaynakların borçları oranının %875,34 artış kaydetmesi bu da son derece güzel. Net finansal borçları %11,36 artarken ticari alacaklarla ticari borçların finansını sağlaması %94,5 artış kaydetmiş. Evet, döviz pozisyon açığı %10,19 bir yıl öncesine göre azalmış ama hala daha yabancı para riski taşıdığını görüyoruz. Gelir tablosuna bakmadan önce öz kaynaklara bakalım. Evet, toplam öz kaynaklar içerisinde kümülatif karlılığın yani birikmiş karın azaldığını görüyoruz. Yine eksilerde dönem karı, toplam öz kaynaklar içerisinde devamlı sermayesini artırmış. Ama öz sermaye karlılığını eksiden artıya geçirememiş. Her ne kadar bir artış sağlamış olsa da yeterli bir öz sermaye karlılığına sahip olamamış. Gelir tablosuna baktığımızda toplam gelirler içerisinde satışlarının maliyetinin payını azalttığını görüyoruz. Faaliyet giderlerinin payını azaltmış, finansman giderlerinin payını azaltırken toplam gelirler içerisinde esas faaliyet kar payını artırmış. Şimdi ona paranın rotasında daha iyi anlayacağız. Evet, kar muhafazakarlığı eksi olması sebebiyle işletmenin kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini söyleyemiyoruz. Ama mali rentabilitesi %58,5 artarken efektif kar oranı %41,5 düzeyinde sınırlı kalmış. Her ikisi de sınırlı kalmış. Yani çok bir şey değil arkadaşlar. Bunların %100'e yakın olması beklenir. Tıpkı vergi öncesi kar oranı gibi.
Faiz vergi öncesi karlılığı gayet güzel. %136,5 artmış. Kümülatif birikimli karlılık gerilemiş. %116 azalmış. Faaliyet karlılığı %86,5 lan sınırlı kalmış. İşletme verimliliği de %54,5 lan sınırlı kalmış. Evet, şu nakit akım tablosunda bir görelim bakalım arkadaşlar. Evet, varlıklardaki nakit ve nakit benzerlerinin artışını paranın rotası destekliyor. İşletme faaliyetinden nakit girişi %1086 artış kaydetmiş. Operasyonlardan nakit girişi %997 artış kaydetmiş. Gayet güzel. Şirket dönem karı her ne kadar gelir tablosunda 49 milyon 886 bin kayıt altına almasına karşın aslında işletmenin dönem karı 163 milyon 556 bin lira, yani %428 oranında daha fazlasının kasasına girdiğini hesaplıyoruz. Şirket işletme faaliyetinden 163 milyon 556 bin lira nakit oluşturmasına karşın nakit ve nakit benzerleri 15 milyon TL artmış. Evet, orayı teyit ettik yani. Tabi bu arada işletme yatırımları var. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranı %6 düzeyinde olup şirket yatırım faaliyetlerinden 12 milyon TL nakit açığı. Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin %1035 oranında azalması işletmenin borçlanma gereksinimi duyduğunu ve bunu üçüncü şahıslardan, bankalardan artı hisse senedi iştirakçilerinden bedelli temettü, yani bedelli sermaye artırımıyla finans sağlayabileceğinin işaretini yakalıyoruz. Vergi öncesi dönem karı %30,5 azalırken nakit akışına göre düzeltilmiş karın %313 arttığını görüyoruz. Fon kaynaklarına baktığımızda %65,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. %34,5 ağırlıklı kısa vadeli borç artışı ana kaynak oluştururken %73,5 ağırlıklı da sabit kıymet artışı ana kaynak oluşturmuş. Net işletme sermayesine baktığımızda net işletme sermayesi %12 azalmış. Göstergelerine baktığımızda likidite riski taşıdığını görüyoruz. İşletmenin, evet, İşletmenin likidite riski taşıdığını görüyoruz. Faaliyet oranları vasatın altında kalmış. Fon yaratma gücü artmış, gayet iyi. Özellikle faiz ödeme gücünün artması gayet olumlu. Ama optimum düzey etkinlik oranının azalışı işletme açısından olumsuz. Ve yine otofinansman oranının kısmen de azaldığını görüyoruz. Çok olmasa da kısmen azaldığını görüyoruz. Öz kaynakların artışı enflasyona pek etkilenmemiş ama onun dışındakiler ne yazık ki diğer şirketlerdeki gibi enflasyondan olumsuz etkilenmiş. Karlılık oranları da son derece olumlu. Satışlarına baktığımızda yurt dışı satış gelirleri artmış. Yani bir önceki dönem ihracatı %8 düzeyindeymiş. Cari dönemde %9,5'a artış kaydetmiş. Reel, yani cari fiyatlarla değil, reel fiyatlarla. Ve
yurt içi satışları %12 azalmış. Hissenin değeri. Arkadaşlar, hissenin değeri nominalinin altında çıkıyor. Gerek gelecekteki tüm temettüleri günümüze indirgenme modeliyle, gerekse indirgenmiş nakit akım modeliyle nominal değerinin altında çıkıyor. Ve önümüzdeki dönemde %18 büyüme bekleniliyor. Evet arkadaşlar, bir başka model şirkette yine birlikte olacağız. Herkese şimdiden iyi geceler diliyorum.